geldiniz. İyi yatıyorsun hemşerim. Derdin mi? Acıdan acıdan satama. Satamayayım. Ben seni duydum. Tamam. Seni gördüm. Valla 5 saat önce gidiyor muyuz? Biliyorsun. Arkadaşlar bakın tanıyorum. Hoş gelmişler. Ablam ya, hani böyle adam seyrekleme geliyor. Adam da geliyor, gelen de der. Arife'yi mi bekliyorlar? Ya beklemesinden ziyade yok lan. Arife'nin de gelen. Çift tepkisi de bence biraz haksızlık var. Yani çiftçiler de haksız. Hangi kalasın ki ya? Ben düşündüm, bundan sonra alacaklı düşünsün. İyi kötü kurtarıyor işte, karnımız doyuyor. Karnımız doydu mu yetiyor. Bitirdim ben, kapattım. Varınca borçlular çevirecek deyin hemen sattım acele acele. Bekliyor şimdi. 60'a, 70'e öyle 50'ye düştü. Hayvanına göre. Benim hayvanım 100 liralık hayvanım değildi. Ufaklı benimkiler. Kilosuna göre. Ha acele elden çıkarttı. Niye? Devam edecek misiniz besiciliğe? İnşallah batıncaya kadar devam. Günden geldim, ismim Metin Yiğit. Biz üretmedikten sonra bu memlekette para kazanamak. Ana olmadı mıcı dana olmaz. Biz varı yok. Burada 80 liraya 100 liraya hayvan satıyor. 45 liraya ufak hayvan alıyor. 50 liraya ufak hayvan alıyor. Millet sanıyor ki bu pahalılık var. Vatandaşın 50 milyonluk arabası 150 bin lira oluyor. 300 bin lira oluyor. Hiçbir şey yok. 300 liralık dairesi 1 trilyon, 1,5 trilyon oluyor. Hiçbir şey yok. Mala gelince 3 katı diyorlar. Malı vardı mıcı biz bir senelik buzağı yemin ediyorum 45 bin lira, 50 bin lira. Üretim de yok. Çoban bulamıyor. 20 milyar buradan da söylüyorum. Benim 100 tane hayvanım var. 20 milyar vereceğim aylığına. Yemesi, içmesi açık büfe gibi. Ne isterse onu yiyecek. Çıkan, beni telefon numaramı da vereyim. Çalışan varsa hemen gelsin. Bu memleket bitti. İnsan kalmadı. Hepsi büyük yere geldi. Bu devletin yanlış politikaların yüzünden oluyor. Şimdi Afganları, Suriyelileri çıkarmaya çabalıyorlar. Temelli %50 düşecek. Müşteri almıyor ki, tatile gidiyor. Kurban parası diye 2 milyar kurban parası verdiler. 9 gün tatil oldu. Hepsi tatile gitti. Hayır efendim, ne yüksekliği ya. 50 milyona telefona para veriyorlar. Niye yüksek? Maliyeti çok fazla. 380 bin liraya 400 bin liraya şey alıyorsun. Yem alıyorsun. 2 milyona saman alıyorsun. İşçiliği bak 20 milyon aylık veriyorum. Çoban bulamıyorum. Varsa burada giderken götüreyim. Bir bağırmıyor, çobanlığı bağırmıyor, yapmam diyor. Biz de böyle giderse bırakacak. Ben 100-200 malına yiyecek bir şey mi bulamıyorum? Ne yerlerse yesinler, et yemesinler. Ondan sonra ithal hayvanı getirmeyi biliyorlar. İthal nereye kadar? Üretim getirecek. Üretim günlük gelen mal İstanbul Megaşent'e gitmiyor. 16 milyon insan yaşıyor. Günlük gelen mal kesiliyor. Hani anaç? Eti de bulamayacaklar, sütü de bulamayacaklar. 2 seneleri kaldı. Ben adam bulamıyorsam ben de bitireceğim bu işi. Ben aile işletmesiyim. Çocuklarımla yapmadıktan sonra bu iş bitecek. Giden seneye bakarak bu seneye bakarak çok fark var. Ne kadar? Hemen hemen yarı. Yarıdan da fazla ya. Yarıdan da fazla. Giden sene 5 bin liraya kestik, bu sene 15'e kesiyor. Allah yardımcımız olsun. Geçen sene ne kadar almıştınız hayvanı? 4 kişi kestik. 5 bin lira ödediydik. Şimdi bakıyoruz 15. Vallahi bilmiyorum, şimdi herkes daha bu hayattan memnun. Bizde hemen hemen %80 herhalde kurban kesmiyor bu sene. Millette para yok. Millette para yok. %80'i bu sene kurban kesemeyecek. Bu kadar basit. 100 liraydı, 120 liraydı. Bu sene 500 milyon oldu. Keşke yem düşük olsa da biz de bunlara düşük versek millete. Ucuz versek. Ha ben 25 tane mal getirdiğim idi, 8 tane malım kaldı. Valla bir malın maliyeti 30-35'i buluyor yani. Zaten ben bunları
hamını o paralar alıyor. Hiçbir şey kalmıyor yani bize. Maliyetleri çok yüksek. Sokak boş. Müşteri yok. Çadırın herkes kendi insanı yani. Adam oraya geliyor, orada pazarlık yapıyor. Buraya geliyor, burada pazarlık yapıyor. Alım gücü yok. Yerdiği para emekliye 7,5 lira. Neyle ne alacaksın, nasıl keseceksin? Bir hisse kesmeye kalksan 4 kişilik bir maladan 80-90 bin lira para istiyor. Pazarlığından aşağı indirsen 70'e veriyor. Adamın yine gücü yetmiyor, yine gücü yetmiyor. Adam küçük başa istiyor 8-10 lira en kötü koyuna. Nasıl alıp kesecek, nasıl yiyecek yani? Allah hayırlısını versin. İşimiz zor yani. Sokağa çeker misin? Bir müşteri var mı görüyor musunuz siz? Kuru kalabalık. O da hani görürseniz yok, kimse yok yani. Herkesin kendi çarşısında önündeki insanlar. İnsanlar et yemiyor. Emin olun yemiyor yani. Müşteriyim. Sabahtan beri geziyorum. Hani böyle ucuz bir şey nasıl bulabiliriz? Tabii ucuz bir şey yok da. Adam malına göre para istiyor. Pazarlık ediyorsun. Olmuyor yani. İnsanlar vermiyor aşağı. Yani ben Amasya'dan 45-50 civarı hayvan getirdim. Yani yemden yana çok dertliyiz yani. Buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza da sesleniyorum. Yani çiftçiyi sahipsiz bırakmamasını istemiyoruz. Yani bankaya gidiyor, kredisini çekemiyor, kredisini kapatamıyor. Bir sürü insanlar borcun içinde kaldı. Biz dahil olmak üzere. Yani şu anda hayvanlarımızı memleketteki fiyatın üzerinde satıyoruz. Yemin torbası 500'ü geçmiş. Ne yedireceğiz? Garibanın elinde 3 tane dana var. Yani kışa girerken satıyor öldü fiyatına. Adam ne sütünü satabiliyor ne hayvanını satabiliyor. Buraya geliyoruz hiçbir şeyden doğru düzgün ekmek yiyemiyoruz. Gariban iyice garibanlaştı yani. Ya bu sene yani şeye göre şu andaki ekonomiye göre bedava gidiyor yani. Yani şuradaki et fiyatının altında bile sattığımız danalar var. Adam mecburen geri götürmeyeyim diye yani uğraşmayayım diye. Şimdi geri götürse ne yapacak? Orada götürünce banka kredisini kapatacak. Borcunu kapatacak. Ne yapacak? Parası yok. Mecbur satıyor yani. Kırıkkale'den geldik. Kırıkkale'den. Kaç yıldır suçluk yapıyorsun? Kaç yıldır kendimi bildim bileli yapıyorum. Yani 27 yaşındayım. Hiçbir düzen yok yani. Hiçbir satış yapamadık. Geleli bir hafta oldu. Daha hiçbir tane siftah yapamadık. Perişanız. Vallahi şu anda fiyatlar öyle bir çektik yani. 8-8,5 istiyorduk başta geldiklerimizde. Şimdi 6,5-7'ye kadar mal verdiklerimiz oluyor. En büyük mallarımız bile 7'ye veriyoruz, 6'ya veriyoruz. Koyunla keçi arasında fark var mı? Keçiyi sadece hiç saymıyorum. Keçiyi 4 liraya veriyorum. Yani bu arada çok sıkıntıdayız bunlar. Ya alma değil hani ne bileyim millette param yok diyoruz. Hiç kimse yok. Şimdi biz geçen seneye bakarak yani geçen sene biz 70-80 tane bu zamana kadar satmıştık. 3 gün kala 70-80 tane vermiştik ama şimdi hiç yok. Vallahi yapacak bir şey yok. Götürüp kestireceğiz ya da koyaracağız bir şekilde. Zarar. Yemcisi zarar, uncusu zarar, hepsi zarar. Olmaz olur mu? Kooperatife var 200 milyar, yemciye var 150 milyar. Olmaz olur mu borç? Kredide zaten kredilerimiz bankalar hep kredi. Krediyle çıkamıyoruz. Herkes malum ipotek. Arabam ipotek, motorum ipotek. Köylü kısmının zor şartlarda meydana getirdiği hayvan bu zamanda, bu senelerde, bu yıllarda iyice zor şartlara gidiyor. Yem fiyatları, çoban fiyatları, geçim fiyatları, gıda fiyatları aldı başını gidiyor. Hayvan eti kasapta en kötü et 300 TL. Ama pazarda 5-6 liraya satıyoruz biz. 30 kilo gelecek eti 30 kilogram gelecek eti biz 6 liraya veriyoruz burada, 6,5 liraya. Yani burada hayvancılara destek istiyoruz. Yem fiyatlarından, çoban fiyatlarından yıldığımız için çoğu arkadaşım bu işi bırakıyor. Ben de bırakıyorum. Yani azaltıyorum. Bu ileriki yıllarda iyice bitmeye zorlanıyor, kalıyor. Bunun için devletimizden ya da belli sesimizin gideceği yerlere yardım istiyoruz. Geçen yıldan ya da daha önceki yıllardan yem fiyatlarını bir eğer karşılaştırırsak 3 katı 4 katı oldu. 100 TL'den yem 400 TL'ye 500 TL'lere dayandı. Yani bir tane hayvan bir ton yemi zor ediyor, zor. Üretim olmazsa, bu ülkede üretim olmazsa hiçbir şey olmaz abla. Bu yüzden köylüye, çiftçiye destek sağlaması lazım. Biz buraya geldik. Şu anki bütün çadır esnafı arkadaşlarıyla oturuyoruz. Siftah yapamayan arkadaşlarımız çok. Tatilin uzun olması, 9 günün olması buradaki esnafı mağdur duruma düşürdü. Çünkü insanlar hep tatile gidiyor. Bu sefer üreticinin elinde gelmiş olduğu, getirmiş olduğu emeği hep zayi oluyor, bekliyor. Daha şu ana kadar insanların, müşterilerimizin çok gelmesi, kurban alması gerekiyor ama şu an gerçekten de bir rezilliğin içinde olduk. Yani inşallah bekliyoruz. Müşterilerimiz bir de kurbanın öncesinde patlama yapar da şaşırtır. Bütün çadırlarımızı, bütün esnafımızı sevindirirler. Kurbanlarımız elimizden biter. Önceki senelerde bu pazarın şu anki sayısına göre iki katı
fazla mal geldi, esnaf geldi. Onun bir defa bize çok büyük zararı var. Çünkü bu sefer ne yapıyorsun? Aynı sene 1000 tane mal satıldıysa bu sene 2000 mal satılacak. Ama şu görüntüye göre herhalde 500 mal bile satamayacağız, öyle söyleyeyim. Satış yapmadan bile belki çadır alıp gideceğiz, öyle söyleyeyim. Fiyatlarımız şu an maliyetlere göre en ucuz fiyat şu an Küçükbaş'ta. 5 lirayla 15 lira arasında Küçükbaş var. Maliyeti ne kadar? Maliyeti bunun %85 maliyeti bize. Küçükbaşın %85 maliyeti. Mal sahibi üreticinin %15, doğru mu? %15 zararına. Belki de o sene belki de zararına satıyoruz. Küçükbaşımız damızlık olarak 250 tane damızlığımız var. Çadırımıza da 150 tane getirdik. Bekliyoruz, inşallah bitiririz, satarız. Ortalama büyükbaşlarda yani 700-800 kiloluk hayvanlar 100 bin lira. Daha aşağısı 90 bin lira, 80 bin lira, 70 bin lira. Öyle düşe düşe devam ediyor. Yüksele yüksele de devam ediyor. Geçen sene nasıldı fiyatlar? Ya geçen sene biraz daha iyiydi. Yani bu sene biliyorsunuz ekonomik sıkıntı var. Dolar, euro yükseldi. Onları göz önünde alırsak yani şu anda da hayvanların paralarının yüksek olması muhtemel yani. Başka da peki müşterilerin şeyi ne? Ne diyorlar? Yani fiyatları nasıl buluyorlar? Alıcı satabildiniz mi? Yani şimdi mesela 700-800 kiloluk hayvana biz mesela 100 bin lira diyoruz. Onlar o çok diyorlar. Mesela gidiyorlar. Daha düşük yerlere bakıyorlar. Onlar da haklı yani. Şimdi biz onlara bir şey diyemiyoruz. Onlar bize bir şey diyemiyor yani. Değerlendirmeye çalışıyoruz. Vermeye çalışıyoruz tabii ki. Yardımcı oluyoruz müşterilerimize. Eğer bize bir hayvanın maliyeti şu durumda yani 130 bin lira, 150 bin lira yani. Ama 100 bine satabiliyorsunuz. Evet. Yani zararda mısınız? Evet, zarardayız. En fazla burada satabilen mesela 110 bin lira mesela. Ama bu hayvanın kilosuna göre değişiyor yani. 60'tan dur, 70'ten dur, 90'dan dur, 100'den dur, 50'den dur, 40'a doğru gidiyor. Hanımefendi hayvana göre ya. Hayvana göre mal var burada. Geçen sene... Ha da 20'ydi. He, 17'yi aldık. 17 bin lira. Tek başıma kesiyorum ben evet, evimde. Aynen. Bu sene? Bu sene de 60, ortamına göre şey var, uygun yani bence. Asgari ücret kaç yani, geldi? He, asgari ücret bugün 11 milyon olmuş. Normal yani, normal. Yani her şey öyle. Bu sene gayet, bu daha da ucuz da yani. Mektebe halı bir şey değil. Yem giden sene 150 idi, 400 oldu. Yer parası 4 idi, 8 oldu. Tır 7 idi, 17 oldu. Yani çiftçi mağdur yani. 8 milyar buraya yer parası ödüyor. 15 günlüğüne 8 milyar. Ondan sonra kamyon parasıydı, betonuydu. Hepsi yani çiftçinin üstüne çıkıyor yani. Bir malın maliyeti, hayvanın maliyeti 25 milyar. 50'ye de alıyor zaten, 75 milyar. Ha 85'e verecek de bir 10 milyar kalırsa Allah'a şükür diyecek. Röportajı bunlarla yapacaksın aslında. Beynin satışı derken. Şey ihtiyacınız yok bir tane. Abi. Hayırlı uğurlu olsun. Allah kabul etsin. Sana 60 lira hayırlı uğurlu olsun. Yok 60 çok. Az bile. Mücahit bize 50 dediğine göre. 50'ye verirler mi şimdi Ali abi? Allah için konuş. Libya. Libya. Türkiye var. Hayırlı olsun. Allah hayırlı kabul etsin. 95. 95 çok kötü abi ne yapayım? Azını de, azını de. Lan 80'e bende. 80. Kaç? 80'e bende. Sen de bir daha hayırlı de. Olsun. 92. Kaçta? 7 kişi kesin. Ayaksı geçim yok. 92. 80'i. Ete verin gider. 83 alim de. 83 alim de. 83 alim de. Ulan hayırlı olsun. Sana mı kıracağım? 83 alim. İşte yelek. 75. 70 de. 65 de. Bir daha de. Bir daha de. Bir şey de. Bir daha de.